tiyatro festivali açılışlarına asla davet edilmem gerektiğini o gün anladım. Sonra bir daha davet etmediler zaten. Hep kaldırdım diyorsun, hep naşlattırdım diyorsun. Kaldıramazsan kaldırırlar gülüm. Biriyle tek gecelik bir şey yaşayabilsen kim olurdu ünlülerden biri? Cihangir zannedeceğim zannediyorsun ama tek gecelik istemem ki onu. Ya! Ömürlük isterim. Ne kadar zor bu kadar büyük şeylerle oynamak. Ya tabii. Lev zorlanırsın zaten. Biz de hodum etseler huzura kavuşacağız. Ay hayır ya, o da delirme. Saçmalama. Hayır, bilet miyim? Bilet miyim? Hodum etmeyeyim beni, hayır. Buralarda neler dönüyor bir bilsen. Buralarda neler dönüyor bir bilsen. Buralarda neler dönüyor bir bilsene. Hoş geldiniz. Bugün çok mutluyum çünkü ilk defa bir Lubunyo arkadaşımı ağırlıyorum. Ve karşınızda Nuri Harun Ateş bizimle. Muhteşemsin, hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Sayenizde böyle görünüyorum. Beni süslediniz, püslediniz. Tabii ki amacımız Ajda Pekkan'a benzemekti ama işte öyle biraz yandan yemişi. İşte... Hatta birkaç Ajda yemişi oldum. Ama dedim ya, Ajda Pekkan'ın ilk çıktığı haline benziyorsun dedim ya. Sen bir yemin Türk filmde oynuyorsun. Kadın oynuyorsun. Bizi lanetler. Ay yok, Ajda'yı çok seviyoruz. Ajda, ama buradan seni öpüyoruz. Çok seviyoruz seni. Kesin onun duası kabul olur, emin olur. Evet. Onun duası kabul olmuyorsa hiçbirimizinki olmaz. Doğru söylüyorsun. Yani bunca yıldır. Ama zaten Ajda'nın duası da kabul olsun. Yani mümkünse. Yani hoş geldin. Nasıl hoş gidiyor? Bulduk. Nasılsın? İyiyim. İyi gidiyor diyelim. Yani pandemiden sonra yavaş yavaş kendine geliyor her şey. İnsanlar da kendine yavaş yavaş geliyor. Biz de eski ritmimize yavaş yavaş geri dönüyoruz. O kadar evet. Özlemişim ki bu tempoyu. Bir yandan yoruluyorum evet. Alışmakta güçlük çekiyorum ama bir yandan da çok mutluyum. Peki nasıl gidiyor programlar, çalışmalar? Yani seyirci çok özledi bir şeyler izlemeyi. Evet, çok. Biz Lubunyaları izlemeyi çok özlediler en çok. Çünkü renkli bir şey izlemek istiyorlar. Hepimizin hayatı öyle yani. Sahne dışındaki hayatımız o kadar ülkenin içerisinde zor ve gri ki. O yüzden rengarenk bir şeyi izlemek sahnede, bir masal dünyasına ışınlanmak. Herkesi biraz çocukluğuna götürüyor. Biraz o hayal kurabildiği dönemlere götürüyor. O yüzden bence... Seyirci için de bizim için de güzel bir dönem başladı. Sürekli böyle çıktığın bir program var mı? Buradan seyircilerimize söyleyelim. Var sürekli. Takip etsinler Instagram'dan, Nuri Harun Ateş'ten. Farklı yerlerde çıkıyorum. Yani düzenli çıktığım yerler de var. Her hafta bir program oluyor. Her hafta bir konser oluyor. Şimdi hatta yakında biz de ortak bir şey yapacağız. Love'da, Love Dance Point'te. Ayda bir kere kabare gecesi yapacağız ve Nuri Harun Ateş'i de çıkartacağız tabii ki orada arkadaşlar. Ay ne günlerimiz geçti orada, ne günlerim. Değil mi? Ne günlerin çile. Bir de biliyorsun Love Dance Point önceden bir yani çok eski zamanda şey gazinoymuş. Zeki Müren falan bayağı gidermiş, çıkarmış. Flemansam. Yani. Flemansam. Bir de onların öncesinde ilk işte. İlk günay Zeki, orası. Aynen evet. Evet. İlk günay. Sonra işte orası kapanıyor, sonra punk rock bar oluyor. O zaman da Athena sürekli orada konser veriyormuş. Athena'yı bilmiyordum. Evet evet. Sonra... Athena'nın en ateşli olduğu aynen yıllar. Aynen zamanlar. Hala şimdi... hoşlar giderleri var ama yani. Biraz kuri oldular ama. Yok be. Ben şimdi Gökhan gelse bana asla hayır demem buradan. Ben de Hakan'a asla hayır demem. Hakan nasıl bir bebek, nasıl tatlı. Hakan'a da hayır demem var, bu arada nazik. Ama yani Müslüman'ın malı ortaktır. Ortaktır zaten. Evet. Değiştiririz. Harika. Şimdi soft sorularım geliyor. Sen bir LGBTİ artı birey olarak Türkiye'de nasıl bir hayat sürdün bu zamana kadar? Bu çok derin bir konu bir yandan da. Çünkü böyle psikolojik olarak da çok derin bir konu. Sosyolojik olarak da çok derin bir konu. Senin başından neler geçti? Sana ne oldu yani? Çünkü ben böyle şey bir post görmüştüm. Türkiye'nin LGBTİ artı bireylere bir yaşam borcu var diye bir şey yazmıştı biri. Ve o kadar çok dokundu ki bana bu böyle ve o kadar haklı bir yazı ki yani. Yani sadece LGBTİ artı bireylere değil ama LGBTİ artılara da bir yaşam borcu var. Ya bu ülkenin bir sürü azınlığa yaşam borcu var. Hı. Ben de onlar o azınlıklardan birinin parçasıyım. Kolay olmadı tabii ki. Ama herkesin hikayesi kendine büyük, kendine acı, kendine... Şey, benden çok daha ağır hikayeleri olanlar da vardır. Benim hikayem de gayet ağırdı. Öyle anlatsam ciddi anlamda bir sürü insan için oh vay be buna rağmen hayatta kalmış derler. Ama kaldık yani sonuçta biz gerçek hayatta kalanlarız.
Çünkü mücadele ettik varlığımız için. Ediyoruz da. Hep ettik. Yani bütün dünyada böyle yani. Sadece ülke için değil. Yani işte Fransa'da da böyle, İtalya'da da böyle, Amerika'da da olsan da böyle. İşte şimdi Allah'tan Netflix var ve herkes eşcinsellerin, LGBT artı bireylerin hikayelerine tanıklık edebiliyorlar. Evet. Ve bu çok büyük bir değişim. Biz romantik komedilerle sadece Julia Roberts ve yakışıklı erkeğin hikayesini izlerdik. Belki bir LGBT artı birey varsa o yan roldü. O komedi figürüydü. Yıllarca Türkiye'de de böyle oldu. Evet, karikatürize ettiler. Aynen, hep öyle oldu. Ama şimdi öyle değil artık. Şimdi değişti. Biz de varız, biz de hep vardık. Ben bunu çok değerli buluyorum. Buna şahit olduğumuz için çok mutluyum. Böyle bir döneme denk geldiğim için çok mutluyum. 90'larda yaşlanmış biri olsaydım çok üzülerek ölürdüm. Yani şimdi öyle değil. Şimdi umutla bakıyorum, daha umutla bakıyorum. Yani şimdi artık bütün dünya yanımızda ve sesimiz bu sosyal medya sayesinde herkese ulaşıyor. Ulaşacak da ben o anlamda tamam, kendi hikayem acıklı olabilir ama umutlu bir insanım şu anda. Evet. Peki o zaman hayatına ilgili bir şey bilme hakkın olsa neyi bilmek isterdin? Bir sürü şey bilmek isterdim. Ama çok beğendiğim erkekler tarafından nasıl dışarıdan algılanıldığımı öğrenmek isterdim. Kornete giriyorsun, şey yazıyor ya, efemileler yazmasın, şunlar yazmasın, kıllılar yazmasın, bilmem neler yazmasın. Ben kimim acaba diye çok merak ediyorum. Yazmalı mıyım, yazmamalı mıyım? İyiymiş. Yani çok beğendiğim erkekler işte, mesela senle kamera arkasında bahsettik. Cihangir Ceylan. Beni görünce ne düşünüyor yani? Ya Cihangir'in her zamanki halim bu değil. Ben hani drag sanatçısı değilim. Ama eğer bunu beğenirsen bu hale getirebiliriz. Olur. Yani ama ekip lazım. Evet. Böyle ekipçe ben, geliriz ben o zaman. Hiç merak etme. Öyle çocuğun evine öyle gidiyoruz değil mi? Tamam. 5 kişi aynen gidiyorlar. Önce süslüyorlar. Cihangir içeride bekliyor böyle. Yok, bu çok zor olur. Yani eğer bir ilişki yaşayacaksak. Muhteşem. Peki kendi ülkenin queen'i olsaydın çıkaracağın ilk yasa ne olur? Burada çıkaracağın, yani negatif anlamda çıkaracağın. Pozitif anlamda ekleyeceğini de çıkaracağını da. Kendi ülkemin queen'i olsaydım kesinlikle yeni okullar açardım. Ebeveyn okulları. Hep söylüyorum bunu her konuşmamda zaten. İnsanlar çoğalacaklarsa bir ehliyet almaları lazım. Ve bunu bütün dünyadan büyük bir kurulla seçerdim. Oradaki hocaları, karar verecek insanları da, mercileri de. Belki faşistçe bir uygulama gibi gelebilir insanları ama ne kadar az çoğalırlarsa o kadar iyi olduğunu düşünüyorum ben. Yani sağlıklı çocuk peşinde de değilim. Sağlıklı büyütülen çocuk peşinde değilim. Ne kadar az çocuk o kadar iyi diye düşünüyorum kesinlikle ben. Yani bir önleyici mekanizma olması da iyi bir şey. Hani bir ehliyet almamız lazım. Herkes nasıl araba kullandığı için, herkes araba aldığı için İstanbul trafiği şu an kilit. Dünya da o halde yani. Kilit durumda. Kimse kimseye yol vermiyor ki. Herkes birbirini çarpmaya, ezmeye çalışıyor. Yani o yüzden bu çoğalmanın önüne geçmenin bir yolu olabilir diye böyle bir yönteme giderdim. Dünyanın queen'i olsaydım. Ama olamam zaten o yüzden. Kim bilir? Bu konu burada kapandı. Bunu ben söylemeliyim dediğin bir şarkı var mı? Vardır kesin. Vardır. Ve söyler misin bir küçük bir kuple? Aja Pekkan Son Yolcu şarkısı 83 albümdeki yorumu. O şarkı o kadar güzel ki keşke benim şarkım biraz olsa. Biraz söyle o zaman lütfen. Demişimdir. Ama Aja da zaten söyleyebilecek en güzel şekilde söylemiş. Kesinlikle. Bu gece hiç konuşmadan söndür ışığı da uyu yanımda, yarın güneş doğmadan gitmiş olacağım belki buradan, ağlar sesin kulağımda, sıcaklığınsa hala omzumda. Sözlerini unuttum şarkının. Ya harika. Nakarata geçiyorum. Yağmur öncesi gibi yaşla doldu gözlerim. Kalbimden en son geçen yolcu, yolcu sensin. Kimini sevgi, kimini nefret, kimini hasret ağlıyor. Kimi aylarca, kimi yıllarca, bir yaşamca kalıyor.
teşekkür ederim. Çok güzeldi. Yıllar önce Hüsnü Şenlendirici ile bir programa katıldık. Bilir Kalkavan'ın programıydı. İkisinin de kulakları çınlasın. Adam dedi ki, yani Bilir dedi ki, en sevdiğin Ajda parçasını söyler misin dedi. Ben de kimler geldi, kimler geçti dedim. Yanımda da koskoca Hüsnü Şenlendirici var. Dünya çapında bir müzisyen. Bana eşlik edeyim dedi adam. Şarkının sözlerini karıştı. İlk defa başıma gelmiyor. Bazen oluyor bana böyle. Kavga geliyor. Çok normal. Yani yüz milyarlarca kez dinlediğim şarkının sözleri gidiveriyor. O kadar gidiveriyor. Çok şarkı ezbere biliyorsun ki bazen çok normal kafa gidiyor yani o sırada. Gidiyor işte yani. Evet. Nedenini bilmiyorum ama gidiyor. Çok normal. Kendi şarkısını söyleyen şarkıcılar bile Ajda mesela. Ajda mesela şarkısını unutuyor yani. Evet. Buna birçok kez tanık olduk yani. Aynen. Çocukken çok istediğin ama sana alınmayan bir oyuncak oldu mu? O kadar çok oldu ki hep bebek istiyordum. Barbie ben, hayranıydım ben, tabii ki. Ondan gördüğün gibi Barbie evi. Vallahi hayatım ben sana veriyorum Barbie'leri. Bak bu bir tanesi benim arkadaşım annesi yapmış. Anne Barbie. Bana yapmış o da bu Barbie gerçekten. Budu bebeği gibi kız bu. Burada bu var. Ben sana veriyorum. Ay çok güzel. İşte böyle şey animin arkadaşlarına gittiğimizde kızları varsa işte onların Barbie'leriyle oynardım. Hatta bana He-Man almışlardı. Ona kıyafet dikerdim çok ya. Güzel. Ay dikiş nakış da geliyordu o zaman elinden. Onu bile atmıştı annem bulup kıyafetleri. Ya. Tabii Esenmat kutularına saklıyordum üstelik. Esenmat vardı bizim evet. Küçüklüğümüzde hatırlar mısın? Yok bilmiyorum. Ne o? Sivrisinek kaçırıcı. ama bulundu ve onlar da imha edildi. Bebek. En çok çocukluğumda edinmek istediğim oyuncak oydu. Hiç paranormal bir deneyim yaşadın mı? Bütün çocukluğum boyunca aynı rüyayı gördüm ben. Hmm. Paranormal deneyim gibiydi çünkü uykumda yürüyordum. Uyku terörü deniyor. Cin Ali gibiydim böyle kalemle çizilmiş. Böyle bir bağırsağın içinden düşüyormuş gibi, bir kuyunun içinden düşüyormuş gibi görüyordum kendimi. Hep böyle sarışın bir bebek olarak. Ve hep böyle o sırada da evin içerisinde yürüyormuşum gözlerim açık olarak. Sarışın bir bebek olarak. Şu anda buradasın. Aynen öyle. Kuyuya düşmüş gibi bir halin yok. paranormal deneyim dediğim bu olabilir. Başka bir şey yaşamadım. Gereksiz bulduğun bir yeteneğin var mı? Yok. Herhalde yani siz. Gereksiz bulduğum bir yeteneğim yok. Çok iyi koku alırım mesela. Ben de öyle. Ve bundan rahatsız değilim. Sadece bazı hayatıma giren insanları çok sevdiğim halde hayatımdan çıkartmak zorunda kalıyorum. Ve kokularını hatırlıyorsun onların yoktu da. Hayır. Yani başta kötü kokmuyor olabiliyorlar. Yani sonradan işte insan ayakkabısına göre bile değişiyor ya ayak kokusu. O bile beni şey yapabiliyor, soğutabiliyor yani. Anladım. Koku konusunda Ezgi Mola gibi çok hassasım. En kötü date'ın. Dur bir dakika. Hazır kokudan bahsediyoruz. Bak yıllar önce böyle gece kulübe çıktık. Bir şeyle adamı çok beğendim. Ondan sonra beraber döndük eve. Ayakkabılarımı çıkardım. O kadar kötüydü ki yani. Ya. O kadar kötü bir andı ki o an. Dedim ki dayanabilir miyim acaba? Hani mercy sex falan filan kafam da iyi. Birazdan mı içsem? Ondan sonra yok dedim yapamayacağım asla. Ve o kadar kızdı ki bana. Ve sadece git banyoya yıka dediğim için. Bir de yani. Evet. Salağa bak. Nasıl alındı? Ağzıma sıçtı. Hem de yani kibar diyorsun ki git yıka banyoda. Evet. Havlu var. Dedim, o var. Sen, aynen. Varsa. Tabii. Saçmalık. Nazik ona söylüyorsun aynen, yani. Aynen. Ki yani ayaklarını kesebilecek kadar yoğun bir kokuydu. Sen böyle daha iyisin. Getir bakayım. Önünde satırım. Ayaklarını kesiyor değil mi? Kesiyor, atıyor dışarıya. Devam ediyor sonra. Sonra tekrar kurtulacaksın hayatım bu kokudan. Herkesin de yürümesi gerekmiyor canım. Burada böyle hemen mesleğim. Ay öyle bir film vardı. Erkeklerin beğendiği yerlerini kesiyordu. Kız sonra dikiyordu birbirine. Bilmiyorum gerçekten. Ay çok acayip bir filmdi. Filmin sonunda da o hayalindeki erkekle yemek yiyordu oturup böyle karşılıklı. Ama birinin gözünü sökmüş. Onlarla birinin dudağını sökmüş. Birinin bacağını sökmüş. Birinin işte neresini sökmüşse. Evet. Hepsini birleştiriyordu, öyle dikiyordu sökmüş, böyle. Birinin similyasını sökmüş. Yani öyle olsa keşke hayat ama keşke. İşte bir yapıp birleştirilebilecek bir şey değil. Ben eve gelen her kolyeyi keserim. Küçük küçük. Aynen. Sonra minik yeni koli oluşturur. Yani senin kulağını alabilir miyim? Evet. Bir tanesini versen olur. Kiminin ayağı, kiminin eli. Çok iyi. Kokmayan bir ayak mümkünse. Tabii ki. Şimdi geldik. Yüze kaç lubunyasın bölümüne ablacığım? Ben birincilik alacağıma eminim. Evet. Çorcu. Hırsız. Evet. Emrah. Yok.
bilmiyorum. Emra eşcinsel olmayan ya da cinsellik yaşamayan arkadaş. Yani eşcinsel gibi görünüyor. Ama değil. Hani vardı ya öyle. Hayatımda ilk defa gruplarda duyuyorum. Yok. Çok kullanılmıyor. La Fontaine. Abla senin La Fontaine'in kaç? La Fontaine'in versene bana seni. Ben bir şey yapacağım, arayacağım. Ha, işte penis boyu ile ilgili bir şey mi? Evet. La Fontaine ne? Sen mesela eve girdiğinde La Fontaine'in şey aldı ya, La Fontaine'in çaldı. Telefonun. Evet. Ha, telefon. Yok hiç. Muş. Aa, bayağı Lubunya değilim lan. Yok, bilmiyorum. Koku mu muş? Kokuyor. Yok, burun, hiç, burun. Hiç. Ben ama bilmem zaten şeyci. Lubunca'yı bilmem yani. Ben de zorları sormuştum ama. Evet. Puri'yi biliyorsun o Puri. Onu da bilmiyorum. Puri yaşlı eşcinsel. Hani böyle dede yani artık. Ona bir şey, başka bir şey daha deniyor. Balamoz, daha balamoz deniyordu. Puri artık Puri yani. Yolun oldusu. Gitmiş şey. O. Sirkaf. Hiçbir fikrim yok. Seks için uygun ev. Aaa. Ya gençken böyle hani ailenle yaşıyorsundur. Yok, hiç bilmiyordum. Aynen. Biz mesela Boysan'ın evine giderdik. Sirkaf. Ay güzel. Güzel Boysan'ım. Seks için uygun, en uygun ev onun eviydi yani. Kolyeyle oraya atardık. Peniz. Yok. Sohbet, muhabbet. Aa, resmen ders alacağım, özel ders. Kakız naşlatmak. O ne yapmak? Ha, kakız naşlatmak, anladım. Evet, cici gibi. Şey yapmak, sevişmek yani. Evet. Ne? Ha. Ağzıma cicilendi. Ha, anladım, tamam, okey. Perm. Ha, tamam. Elvan. Ben geldim, sen neredesin? Elvan iyi yani. Orta. O... Abla %30 ile bunya çıktın ya. Ya gerçekten %100'üm ama yani sonuçta dil ben... konusunda her zaman kötü oldum. Ben düşün bak, Fransızca okudum ortaokul, lise, üstüne Fransız kültüre gittim, Allianz Kur'u bitirdim. Yine de kötüdür Fransızcam. Dil konusunda hep kötü oldum. Yaptım ki zorları sordum, kullanmayalım. Koli diyecektim, Simile diyecektim ki bak hemen nasıl biliyorsun. Biliyor, onları da iremdirici bile biliyor. Aynen. Ay çok iyi. Sıra geldi sıfır kür sorulara. Bu sorularda hiç kürlenmiyoruz. Kür tamam. Yalan yani demek diyorsun. Tamam, okey. Birinden ya da bir yerden bir şey çaldın mı? Çaldım. Ne çaldın? Yurt dışındaydım, çok güzel bir dükkana gitmiştik böyle. Hiç param yoktu yine. Ve böyle çok güzel bir mavi kuş vardı böyle minik ya. Camdan. Ama yani önemsiz bir şeydi yani, 2-3 euro bir şeydi. Diyorsun. Hani pahalı yani bir şey değildi yani, evet. Kalkıp elmas broş çalmadım. Ya yani onu yürüttüm. Evet. Çok kötü hissettim kendim ama. Tabii. Ben hep her çaldığımda kötü hissederdim eskiden. Sonra zaten karar aldım artık hiçbir şey çalmayacağım tabii diye. Bu kış ne güzelmiş. Onu yürütmüştüm oradan ama sonra çok kötü hissetmiştim kendimi. İyi gelmiyor bana çalmak. Okay. Kimseye tavsiye etmem diye. Okay. Peki cinsel yönelimini ilk ne zaman sorguladın? Arnold Schwarzenegger yüzünden ilkokulda. Onun fotoğraflarını biriktiriyordum. Böyle çok güzeldi vücudu o zaman. İşte vücut güzeli seçilmişti. İşte Terminator bilmem ne falan filan. Conan Monan. Ben şöyle bir açılayım. Ay, aynen. Deyince böyle bir açılayım. O zaman o bana inanılmaz seksi geliyordu. Hatta ilk dedeme söylemiştim. Benim Arnold Schwarzenegger'dan hoşlanıyorum, bu normal mi diye. O da tabii ki Arnold Schwarzenegger kim diye. Yüzünde bir boşluk oluşmuştu. Ama böyle dönemlerde olur öyle şeyler. Geçer sonra demişti. Tabii ki geçmedi dedemin bu muhteşem görüsü. Şey, peki doğru sen değildi. Lubunya olduğunu, ha ben Lubunya'ymışım ve dünyada da başka Lubunyalar varmış dediğin an, yani kaç yaşındaydın o zaman? Benim mesela çok geç, 16. Dünyada başka Lubunyalar var. Ben çünkü o zamana kadar hep kendimi tek sanıyordum ve bunun bir hastalık olduğunu sanıyordum. Yok, ben İskender yani okuyordum. Problemi var küçük sanıyordum. Küçük İskender okuyordum, Murat Hamungan okuyordum. Ondan sonra işte Arkadaş Zekai Özger. Ondan sonra o dönem onlar çok elimden tuttular yani. Yalnız olmadığımı biliyordum. Edebiyatçılar yüzünden. Okay. Oscar Wilde yüzünden vesaire falan filan hikayeler yüzünden. Ama ve lakin etrafımda yoktu benim de. Evet. Yalnızdım yani. Belki vardı ama bana söylemiyorlardı. Yani, olabilir. Peki ne zaman bunu hani şey yaptın, anladın ve söyledin? Aa, ben Lubunya'yım ve... 12 yaşındaydım. Artık emindim 12 yaşında her şeyden. O zamana kadar hep kendimi acaba değilim mi? Ben mi böyleyim? Bir tek... Yo, dönüştürebilir miyim diye uğraştım açıkçası ben de, çok aynen uzun süre. Ben bir tek ben böyleyim. Acaba hiç bir sorun mu var? Dönüştürebilir miyim falan diye. Evet, evet. Ona çok uğraştım. Sonra baktım ki dönüşebilecek bir şey değil. Bükemediğin eli öpeceksin. Peki en kötü sarhoşluk hikayeni anlatır mısın? En kötü sarhoşluk hikaye? Ne hatırlamıyorum.
İki tane var. Bir tanesi Bengü diye bir arkadaşım vardı. Biz eskiden Beyoğlu'nda çok eğlenirdik ve saat 4'te biterdi müzik, bilirsin. İşte Godi'ye Modi'ye gittik. Ondan sonra başka bir yere gittik. Sonra Beyoğlu'nda Maxim'in üstünde bir yer vardı. Sabah 7'ye kadar açıktı orası. Oraya giderdik. Orada da 7'ye kadar içerdik. Neyse biz oraya gittik yine. Ama artık çok sarhoş muyuz artık, neden bilmiyorum. Sonra koptu bende film. Oradan sabaha kadar olan bölümü hatırlamıyorum. Ama sabahleyin kalktığımızda bir tane bir eski Rum evinin merdivenlerinde Bengü benim şeyime yatmış, bacağıma, böyle uyandık ikimizde. Gündüz. İnsanlar gelip geçiyor. Başımız ağrıyor, midemiz bulunuyor. Bengü dedim, neresi burası, neredeyiz biz? Niye dışarıdayız? Kış, bir de donuyoruz yani. Vay, ben de hatırlamıyorum Harun. Gittim bir adama sordum, burası neresi dedim. Aksaray'a gitmişiz. Ama niye gitmişiz? Neden oradayız? Hiç mi fikrimiz yok? İkimiz de hiç bilemedik o geceyi. Ne oldu o gecede yani? Biz kalkıp Taksim Meydan'dan Aksaray'a gidip niye bir Rum evinin önünde uyuduk bilmiyoruz. Bir tane de İstanbul Tiyatro Festivali'nin açılışı vardı. Ben o zaman Deniz Akkaya çok meşhurdu. Yasemin Kozan oldu da öyle. Biri sürünerek çıkardı mekanlardan. Biri de böyle divaydı. Oraya işte Deniz Akkaya gibi girdim bütün avamla ve Yasemin Kozanoğlu olarak çıktım. Bedava içkiler yüzünden çıktım. Bir de ben içince hep koşardım. Öyle mi? Öyle bir huyum vardı. O zaman da İstiklal Caddesi'nde ağaçlar var ve demirle böyle çevrili. Koştum koştum, ağacı da görmemişim. Demire çarptım, içine girdim. 15 kişi beni orada. O kadar uzun bir süre çıkartmaya çalışmışlar ki. Çıktım, sonra da bir de yakın arkadaşımla yatmışım o gece. Bu arada rezilliğim. Skandal. Bir hafta sonra festivalin açılışı var ve biz sahneye çıkacağız Aşura'yla. Ve benim liflerim kopmuş. Sabahleyin kalktığımda çocuğun yanındayım ama bacağım yok. İnanamıyorsun ha. Hastaneye götürdüler beni. Ondan bütün oyunun koreografisi değişti. Normalde oyunun içinde biz hareket halindeydik. Oturan insanlar haline dönüştük falan filan. Çok korkunçtu. Yani tiyatro festivali açılışlarına asla davet edilmemem gerektiğini o gün anladım. Sonra bir daha davet etmediler. Zaten diyorsun. Güzel bir açılış yaptım. Finalimle övündüm. Peki kimden daha güzelsin? Herkesi beğenirim. Yani bunu mu beğendin derler, bilmem ne derler. Ama yani öyle inanılmaz... Herkes de böyle güzel bir yer bulurum. Herkes beğenir de Cevahir'i bir beğeniyorsun. Neydi çocuğun ismi? Cevahir miydi? Ama bir dakika, neydi şimdi onu beğenmeyenler vardır kesin. Ben vardır. Çok beğeniyorum. Benim 20 aylık Cevahir. Neydi adı çocuğun? Cihangir. Cihangir Ceylan. Cihangir Ceylan. Buradan ona inşallah bir dakika konun olursa, bak ayakkabıyı bırakıyorum. Cihangir Bey, sizi buralarda neler dönüyor bir bilsene, bekliyoruz. Peki hiç açık ilişki yaşadın mı? Yaşayabilir misin? Yaşayabilirim. Bence her ilişki açık zaten. Evet. Sadece kapalıymış gibi davranan bir sürü insan var. Çoğunluk. Çoğunluk. Yani %99.9 ilişki açık ilişki. Başkalarıyla yatmak istiyorlar. Çünkü cinsellik çok içgüdüsel bir şey. Yani yemek yemek gibi bir şey. Bu örnek çok sığ gelebilir insanlara ama eğer ilişkinin istediği kadar renklendir, istediği kadar şey yap, inanılmaz bir ten uyumun yoksa bir yerde bitiyor. Bir yerde sıkılıyorsun aynı insanla birlikte olmaktan ve o aktiviteyi yapmaktan. Başka birini canın isteyebiliyor. Ama o zamana kadar sen iyi bir ilişki kurduysan, arkadaşlık kurduysan, o senin zaten hayat arkadaşın olmuş oluyor. Ve buna cinsellik gölgelememeli yani. Başkasıyla yattın diye, ay beni aldattın da bilmem ne de falan. Hayır abi, aldatmak öyle bir şey değil yani. Eğer yani tamam, sana o hakkı vermeyip kendi yapıyorsa o aldatmak. Evet evet, bunu senden gizli yapıyorsa o aldatmak. Aynen, o aldatmak. Çünkü bir bin tane şeyi var yani. Hastalığı var, bilmem nesi var, korunması var, bilmem nesi var. Yani... bu özgürlüğü insanlar birbirlerine verip ilişkiyi yaşamaya devam ettikleri sürece sonsuza dek yaşarlar. Karşı tarafın ikrarsızlığıyla sonuçlanan tecrübe yaşadın mı hiç? Hayır. Similesi naşlamadı oldu mu yani hiç? Hiç olmadı ya, biliyor musun? Hep kaldırdım diyorsun, hep naşlattırdım diyorsun. Kaldıramazsan kaldırırlar gülüm. Herhalde hayatım. Yok, valla olmadı. Peki, sıra geldi. Gerçi bunun cevabı da belli şu an. Biriyle tek gecelik bir şey yaşayabilsen kim olurdu? Bu tanıdığımız biri olsun yani, ünlülerden biri. Sen Cihangir diyeceğim zannediyorsun ama tek gecelik istemem ki onu. Ya! Ömürlük isterim. Ömürlük isterim. Ay çocuk izleyecek programı nerelere kaçsam. Cihangir bu arada makyajsız daha hoşum. Yani öyle, hep böyle dolaşmıyorum.
Şaka bir yana, öyle tek gecelik bir ünlüyle bir şey yaşamak istesem kimle yaşamak isterim? Tek gecelik, tek gecelik. Türk mü olsun? Hiç fark İlle. etmez. Jamie Dornan. Jamie Dornan harika. Evet, Peki Jamie Türk de Dornan. söyle ama bir tane. Türk de Sansasyon söyleyeyim. yaratalım. Türk de. Ay, tabii ki Ümit Karan. Ama Aa. yani birkaç 10 yıl öncesi. Fetişlerin var mı? Yok. Yok mu? Aa, yok. Yani yok, hayır. Öyle işte ayak fetişidir, bilmem ne fetişidir. Ben o ben. Hiç sevmem öyle şey. Yani sevmem öyle şeyleri derken bende yok yani. Kıyafet, kostüm, bilmem ne, öyle şeyleri de sevmem. Sadomozo, sert davranılması. Ben bayağı böyle şeyim. Nasıl diyeyim? Misyoner kız. Anladım. Bir sene kız. Aynen. Çok Misyoner iyi. kızım ben. Okay. Peki 10 orgazmdan sence kaçı sahtedir? Benim orgazmımdan mı? Hiçbiri. Hepsini diyorsun. Durukları Bu kadar arada ilk hissettim. 27 yaşıma kadar ben hiç seks sırasında orgazm olmadım. Aa. Taklit de yapmadım ama. Bu iğrenç bilgiyi niye verdim bilmiyorum Ne olacak? ama. Ne iğrenç biri Neyse, artık olsun? merak ettikleri Niye hiçbir şey iğrenç biri kalmasın. olsun? Ha, kimseyi Hayatım. ilgilendirmeyen saçma bir bilgi. Sohbet ediyoruz burada. İsteyen Aynen öyle. isterse izlesin, istemem. Yani. Peki seks yaptığın en sıra dışı yer? Ay, söylersem içeri atılırım. Aha. Kulağıma söyle. Vallahi sonra söylerim, program sonrası. Sen kulağıma söyle. Allah aşkına şu an Unuturuz. Ya söyleyemem. söyle. Unutmazsın sen de. Haydi söyle. Unutacak Vallahi göz söyle. var Ya mı? neyse ki söyle. Kulağıma Ay, söyle. yapamam Sen bir vallahi. yayınlamayı söyle. Yok vallahi olmaz. Ay çok merak ettim. Ne Yok hapishanede mi yaptın? söyleyemem. Nerede yaptın? Hapishaneye Ne girmedim daha çok bileyim. Belki birini ziyaret Yani etmişsindir. sıra dışı bir sürü yer oldu aslında. Yani sıra dışı dediğim işte parktır, merdivenlerdir. Ah. Hatta bir keresinde Galatasaray'ın oradaki merdivenlerden yuvarlamıştı pisliğin biri beni. Aa. Aynen öyle. Koli keseceğiz diye oraya Kuli git. Sonra beni bir ittirdi. Aa, Çantamı alıp. şerefsiz. Çorlandın bir de üstüne. Tabii Ay ki. no. Her şeyimi Hiç, aldı. peki hiç şey eve gelen koli çorladı mı? Kaç Oo. kere değil mi? Zaten bizim kaderimiz bu. Oo. Kaç kere? Bir tanesi kıyafetlerimi falan aldı Evet yani. benim de Sadece aynen. üzerimdeki kıyafetlerimi kaldım. Üzerimdeki donum, Benim o kadar değil de of. pantolonum ve kazağım. Ay Yani her no. Her şeyi şeyini bavulun aldı. içine toplayıp gitmiş. Bir de 2 haftalık bir sevgilim vardı. Onu hiç unutmam. Sabah 5'te bir uyandım. Yanımda yatıyordu. Kapı açık. Müzik Ve setim. Evde ne varsa hepsini o dev bavulun içine. sevgilin dediğin mi? Çorladı. Evet. Fuck. Gitmişti. Of. Sonra meğer bu bir organize hırsızmış. Aa. Bütün mahalleyi sormuş. Aa. Polisler bunu yakalamışlar. Yoksa. Ben de o sırada İsviçre'deyim. Arkadaşım aradı, dedi ki polisler dedi aradı dedi. Senin dedi müzik setini bulmuşlar, geri getirecekler dedi. Ne müzik seti? Ne diyorsun sen dedim ya. Aradan geçmiş Çünkü ben şikayet ismini. falan etmedim polise. Evet. Yani Türk polisine güvenim Aha. sonsuz tabii ama. Evet. Etmiyorum ya şikayet. Tabii canım ya. Türk Koynumu polisinin benim almışım, ne sonsuz. diyeceğim polise? Sevgilim her Aynen. şeyimi çaldım diyeceğim. Ne sevgilisi diyecek. Meğer organize suçluymuş ve herkesi soymuş. Bunun evini basmışlar. Benim müzik setini de satmamış. Kendi evine koymuş. Hatta bozuk su set, onu da tamir Allah'ın ettirmiş. malı. Bana sağlam olarak geldi Gel. geriye. Süper. İşte helal mal. İşte helal mal aynen. Aşkından hep aşkından. Ben de Aynen. öyle işte soyulunda benim kıyafetlerimi çaldı. Bilgisayarım, telefonum, paralarım. En son öyle soyum. Sonra ben şimdi mesela eve tanımadığım koli aldığım zaman kapıyı kilitliyorum, anahtarı saklıyorum. Ben onu bir kez yaptım İsviçre'de, çok korkunç, Evet anlatayım çok mı? anlat. Evet lütfen anlat. İsviçre'de gay barlarda arkadaşlar en fazla 10 kişi vardır. En kalabalık aile Evet 15 o kişi. kişidir. Neyse bir akşam gittim. Ondan sonra bir çocukla tanıştık. Ondan sonra ben de bir kızın yanında kalıyorum. Böyle 3 metrekare bir tane odası var. Orada böyle kıvrılıp Ya. yatıyorum. Kız da hafta sonu gitti erkek arkadaşıyla görüşmeye. Sevgilisiyle yani. Belki de kız arkadaşı, bilmiyorum. Ben de çocuğu eve attım. Bir sonraki günde gelecek kız. Evden bir şey çalmasın. Benim evim değil sonuçta. Evet. Diye de Çok anahtarı haklısın. sakladım. Evet. Ve finger dedik biz. Sabah kalktık. Anahtarı yeni Çocuk unuttun. Afrikalı ve Aha. konuşamıyoruz kesinlikle. Ne İngilizce biliyor ne Fransızca biliyor. Eve Asla. nasıl getirdim onu bile bilmiyorum ben. Beden diliyle gelmiş Gitmek belli ki. Aynen öyle. Aha. Gitmek istiyor ve ben anahtarı bulamıyorum. 1,5 saat evde anahtar aradım. 1,5 saat. Kız gelecek, korku içindeyim. En son ayakkabıma çarptım ve ayakkabının içinden çıktı. Anahtar. Ben anlatıyorum sana şimdi. Çocuk dövecek, öldürecekti beni orada. Ben de işte bu soyulduktan sonra en son artık bana ders oldu. Ondan önce birkaç kere soyuldum. Sonra dışarıdan koli getirdiğim zaman hep anahtarı saklıyorum. Sonra bir gece işte 17'ye gittik. Kulüp 17 vardı. Aynen. Bizim zamanımızın en Aynen. güzel tek Aynen. Türkçe çalan yeri.
Ondan sonra... Feridunlar, Allah rahmet eylesin. Aynen. Edilsin. Yok kız Feridun ölmedi. Hayır Feridun ölmedi. Harun öldü. Harun öldü, aynen. Allah uzun ömür versin. Allah uzun ömür versin. O şimdi diğer bir kulüpte ismini vermeyeyim buradan. Niye? Şey, rakip kulübümüz diyormuşsun. Ondan sonra bir çocuk buldum oynadan eve götürdüm. Dışarıda kar yağıyor. Bir sürü takılıp falan filan. Kapıyı kilitledim. Oturduğum evde soba vardı benim. Böyle tırnaklarımla eve sobaya şey atıyorum, odun atıyorum. Daha önce de anlattım galiba bir şeyde programda. Denyo, ben, kafada iyi. Sen anahtarı al, sobanın içine at. Ah, ama hatırlamıyorum. Yapıyorsun. Çocuk gitmek istiyor, anahtar yok. Döktü ara, yok. Yok, yani anahtar hiçbir yerde yok. Sonra sabahın kaçında, 7'sinde, 6'sı mı dedim, 7'si mi öyle bir şey. Çilingir çağırdık da öyle çıktı çocuk kapılarından, evet. Peki porno'da baktığın ilk kategoriye? Porno'da baktığım ilk kategoriye? Ya Twitter'dan izliyorum genelde, öyle kategori evet. Olmuyor. Ben Twitter'ı sadece porno için kullanıyorum. Orada da öyle kategori ayrı değil. Bir tane pantolonlu kabaranlar var biliyor musun? Ay çok güzel, ona bayılıyorum. Kabaranlar çok iyi. Otobüsü çekmiş böyle, halk otobüsünde böyle. Çok iyi. Kabaranlar çok iyi. Kabaranlara dikkat evet. Arkadaşlar. İzleniyorsunuz. İfşa ediyorsunuz. Sıra geldi hızlı soruların hayatım. Tamam. Hazırsan? Hazırım. Ay ben daha ne yapayım? Ay şöyle ha. Ay ışığı mı gökkuşağı mı? Ay ışığı. Uzun mu kısa mı? Uzun. Sarışın mı, esmer mi? Esmer. Sezen mi, Ajda mı? Sezen. Ne? Vallahi şok olacaksın ama Sezen. Nasıl yani? Yani hayatımda daha çok Sezen dinledim. Ajda Pekkan bana her zaman için en büyük feyzi vermiştir. En büyük gücü vermiştir. Hmm. En zor zamanlarımda hep onu dinlemişimdir. Ha. Beni çok yükseltir. Ama ben daha çok mutsuz bir insan olduğum, daha karanlık ruhlu bir insan olduğum ve başıma çok abuk subuk şeyler geldiği için daha çok Sezen dinlemişimdir. Anladım. Sezen daha duygularıma tercümandır. Hmm. Ne her zaman yeniden başlasın diyebilecek gücü bulamıyorsun. Ya da arkanı dön ve çık istemiyorsun artık diye diyor musun? Hani kendimden kaçak yarım keskin bıçak modunda daha çok oluyorum. Evet. O yüzden Sezen tabii ki. Peki Barbie mi, Cindy mi? Barbie tabii ki. Kalın mı, ince mi? Kalın. Derken... Ailemiz diyecek diye şey olur mu? Aman. Hiç merak etmeyin, Harun burada değil, Harun evde kaldı. Bu onun personası. 80'ler pop mu, 90'lar pop mu? 70'ler pop. 60'lar pop, 70'ler pop. Ya evet ama 90'larda benim için 80'lerde, 90'larda pop vardı. Sezen Aksu'ydu o. Hmm. İşte o Sezen Aksu ve ekibinin yaptığı poptu. Hmm. Onlara kabul. Hmm. Onları kabul ediyorum ama ben daha çok 70'lerci, 60'larcıyım. Evet, anladım. Alt mı, üst mü? Alt. Kelepçe mi, göz bandı mı? İkisi de değil. Aa, ne? Yani... Kırbaçlıyor mu? Sevmiyorsun öyle ya şeyleri. Ya sevmiyorum öyle şeyleri. Aman. Diller ya... mi, eller mi? Eller. Ay sallanınca sesler geliyor. Yemek mi, koli mi? Koli. Okey mi, Durex mi? Nakkili aldırmıyor. İkisi de iyi ya. Ayıramam. Sorularımızın sonuna geldik. Okey, evet, süper. Finali en iğrenç şekilde yaptık. Yaptık. Yok ayol. Geçen gün Florence yazmış vazelin görüntüsü. Libidom yükseliyor. Yükseliyor. Allah seni kahretsin. Biliyorsun o da Kova burcu. Ve yani şey, şu anda çok genç olduğu için zirveyi yaşıyor tabii yani. Evet ya. Ondan sonra böyle... Karı hep öyle gerçekten. Pazarın görünce libidosu yükseliyor. Ay Allah'tan o günler geçti evet, ya. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Libidom her düştüğü yıl daha huzurlu. Gerçekten ben kedimi kısırlaştırdığımda anladım bunu. Öyle mi? Rookie o kadar mutsuzdu ki kısırlaşmadan önce. Azgınlık yaşıyordu ve sürekli bas bas bağırınıyordu. Kimle birlikte olsa mutlu olmuyordu. Aynı benim gibiydi. Sonra kastre ettik onu. Hadım ettik. Ay hayvan bir meleğe dönüştü. Bir tane koltuk attım evden ben onu tabii, kısırlaştırmadan önce. Her yere çişini yaptı etti falan. Ya belki biz de öyleyizdir. Bizi de hadım etseler huzura kavuşacağız. Ay hayır ya da delirme. Saçmalama. Hayır beni etmeyin, beni etmeyin. Hadım etmeyin beni, hayır. O kendi pazarlık yapıyor. Hayır neydi, beni etmeyin. Eczacı şeyde, veterinerde kedi pazarlık yapıyor. Aynen aynen. Söz bir daha yapmayacağım. Yok çok bence iyi. Bilmiyorum. Bence cinsellik açlık gibi evet. Huzur bozucu bir şey. Hani nasıl aç kalınca sinirlerin bozuluyor. Bozulunca. Cinsellik de öyle bir şey. Bence ne kadar az libido o kadar mutluluk, huzur diyorum. Hayatım, kartlarım, iskambil kağıtlarım bunlar. Biraz büyükler ama... İdare ederim. Senin de büyük sevdiğini duydum. Sus biz seni. Yok o bendim. Büyük seven benim. Evet evet. Ben enormous no. Sana bir bana.
inşallah ben kazanırım. İnşallah. Ben de aşkla kazanırım böylece. Bak annem en çok bu bölümü beğenecek. Şu an kartlar her yerimi kapatıyor. Ya neden öyle? Niyeymiş hayatım? Çünkü o kadar güzel ki. Bu arada kıyafetini de söyleyelim. Annemin nişanlı. İnanılmaz, çok çok güzel. Benden çok çok daha büyük. Yani 50 yıllık neredeyse. Evet, çok güzel. 50 yıllık. Yıllarca benden sakladık. Babamın köyüne yollamış bunu işte ben oynamayayım diye. Kuyunun dibinden buldular. Aa. Ha, kuyu depo yapmışlar. Kuyu o kuyu muymuş? O kuyu o kuyuymuş valla. Ben oraya düştüm. Nişanlıklar birlikte. Ve oradan çıkıverdi işte. Çekiyorum o zaman efendim. Çekiyorum. Sen. Aa, ne keyifli oyundu bu be. Bu arada şu anki konukların arasında bir tek papaz kaçtığı bilen sen çıktın. Ha gerçekten. Evet. Dünyanın en kolay oyunudur. Ve hep öğretmek zorunda kaldım. Ben sen çok biliyormuşum gibi. Ay Cihangir'im kesin biliyordur. Evet. Cihangir'le oynarsınız. İnşallah Cihangir'le oynarsınız oturup. Sen oynarsın Cihangir'le. Ben anasıyım olmaz bu. Ben de soğuşuma gitti gülüyorum. Deliriyor. Kendimi kapatmanın bir yolu. Ağzı açık ve şaşkınlıkla bakıyor kartlarına. Boyusundan dolayı hala şokta alışamadı. Ya çok büyükmüş ama yani. Ya öyle mi? Bu kadar da olmaz. Öyle mi canım? Eyvah be. Ay sana ne ceza versem acaba ya? Ben kaybediyorum. Şu an sen görünüyorsun. Şu an sen görünüyorsun. Hissim öyle yani. Siyah adamı. Bu işte hiç belli olmaz Harun'cum. Her şey doğru. Dönebilir doğru. Son dakika. Maç 90 dakika diyorsun. Evet. Ay futbol esprisi bile yaptık. Teşekkürler. Yok bende bir şey. Atamıyorum. Ben çekeceğim. Kartlarını karıştır anacım istiyorsan. Ben şu an papazın nerede olduğunu biliyorum mesela sende. Sarışın lütfen yardım. Bin balıktan o. İki sarışın yan yana. Safiye ile Seda gibi olduk. Ay sen geçen gün Seda Sayan mı paylaşmıştın? Safiye Soyman paylaşmış. Sevgili Sevim Emre ve Orhan Gencebay'la fotoğrafımız diye. Ortada bir bebek var ama ya. Sen gibi ama. Ya. Nasıl bebek gibi bir önde bir kız çocuğu var. Aha. Ama bebek artık o yani. Sonra Safiye Soyman ve şey var. Orhan Gencebay var. Sevim Emre kendine şey yapmış. Kendine şey yüz, o yüzü oraya mı koymuş? Hayır. Üçü fotoğraf paylaşmış ama o kendine şey uygulamış. Anladın mı? Filtre uygulamış ama bebek gibi. Böyle bir şey görmemişsindir yani. Başka bir insan. Ya sen şu şeyini anlatsana Hızır arada. İsviçre'de bu kasethaneye gittiğinde. Dur kastaniyetlerini takayım da öyle atayım. Kastaniyetlerini aynen. Hadi ben şimdi çekiyorum galiba. Ne yapıyorsun be? Çekeceğim işte. İçindekini hissedecek bir şey. Aa ben bitti oyun. Bitti. Ben kaybettim. Seni kestik ben kaybettim. Ceza da bulamamıştım hayatım. Zaten iyi oldu. Cezamı yar cezamı. Öyle bir şarkı var. Ama kimin kimi biliyorum. Şeydi bu? Ebru Gündeş galiba. Ebru Gündeş evet. Ay. Dur kastaniyetlerimi takam da küçük bunlarla bir şov yapalım size. Çok güzel bir hikaye o. Bu da dünyanın en kolay çalınan kastaniyeti. Evet. İsviçre'de yaşıyorum Basel'de ve sıla hasretiyle yanıyorum. Gurbet kızı. Gurbet kızı olmuşum. Aşkın Nurengin de yeni albümü çıkmış. Dedim ki gideyim albümü alayım, bir tane Türk kasetleri satan dükkan var. Öğrendim onu. Neyse gittim dükkana. Ve tam Aşkın Nurengin'in albümünü alırken Bediha Akartürk'ün muhteşem sesiyle karşılaştım. Ortada CD, iki yanda tahta kaşıklar. Ve şey Basel'da, İsviçre'de. Vallahi billahi. Öyle kampanya yapmışlar. Kaşıkçalar ya Bediha Akartürk'te. Aynen, çok ay ne iyi. Tatlı kadındır. Ya burada olsa hani öyle o kadar şey... Gülmezsin de İsviçre'de olması çok burada saçma. Burada da gülersin ya. Her türlü set yani kaşıklı ya albüm satıldı nerede görülmüş? İsviçre'de böyle şeye gittim. Locarno'ya gittim. Arabayla gittik işte. Hı-hı. Sonra geri dönüyoruz.
İşte bu Saint Bernard tünelinden dönüyoruz. İşte böyle bilmem kaç bin metre yukarıdayız falan böyle işte. Yoldan böyle geçiyoruz ama gerçekten hani no way yani. Orada hiçbir yerde değilsin. Böyle lokasyon aslan. Hani telefon çekmiyor falan. Bir otobüs. Ve abi Nilüfer Turizm otobüsü. Ben böyle diyorum ki halüsinasyon mu görüyorum ben şu anda? Nasıl bir şey bu yani? Ve böyle Türkler inmişler orada bir fotoğraf çekiyor. Çünkü böyle şey çok yüksekte olduğu için inanılmaz bir manzara var. Ya sen kalk buradan git İsviçre'ye ve orada Nilüfer Turizm'le seyahat et. Dur ve benim karşıma çık yani. Çok saçmaydı. Benim arkadaşım yıllarca Türkiye'den nefret ediyorum, Türkiye'den nefret ediyorum diye Paris'e yerleşti. İkinci gecesinde tam kapısının önünden, daha doğrusu kaldığı odanın önünden araba geçiyor. İçinde de şey çalıyor. Al artık koynuna beni karam. Günahın koynuma karam. Bak nasıl da çalamıyorum. Asla Türklerden kaçamazsın. Ben bir tek Norveç'te dönerci görmedim. Norveç, Tromso'da yoktu dönerci. İbari. Ve şok geçirmiştim. Bu Norveç'te zaten 3 kişi yaşıyor. Hiç kimse yoktu. Üç kişi yaşıyor. Ben kimi döner satacaklar. Evet, Zürich'te 10 kişi varsa barda Norveç'te 2,5 kişi vardır kulüpte yani. Arkadaşlar programımızın sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Yorum yapmayı asla unutmuyorsunuz. Beğenmeyi unutmuyorsunuz. Paylaşmayı unutmuyorsunuz. Gösterin, akrabalarınıza gösterin, ananıza gösterin, babanıza gösterin, kardeşlerinize gösterin. Herkese gösterin bu programı ki kanal büyüsün, program da büyüsün. Ben de büyüyeyim. Ben de büyüyeyim. Çok teşekkür ederim tekrar geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Benim için çok keyifli bir programdı. Evet. Dediklerini yapın. Kanalına abone olun. Olabildiğince yorum yapın altına. Evet. Emojiler koyun. Ya işte bize yapmayacaksınız da kime yapacaksınız? Pardon da yani burada yani taş gibi bir şahane bir canlı var. Ya. Kimin kanalına gidip yapacaksın bu emoji yorumu? Yap kız. Yap kız beni diyorum. Mavi sizi öpüyorum. Bye bye. Eyvallah, tabii ki hazır değilim ama işte yapacak bir şey yok artık. Papazı sen. Evet, bunu ağzına almanı istiyorum hepsini. MC'yi. Bence alırsın. MC'yi başlarından ne alacaksın? Bence sen alırsın. Bunu bari bir dezenfekte edelim, bir şey yazalım. Korona mevsimindeyiz. Yok, onda korona yok. Alamam, imkansız. Kim ağzına? Bence ben bile alırım onu ayo. Öpücük versem olmaz olur, mı? Olur, tamam hadi öp sen onu. Ya. Bazen naif sevgiler de insanı mutlu eder. Eder, evet. Eder. Bazı durumlarda. Yani belki erkekleri değil ama emzikleri. Aa, emzikleri eder. Emzikler vardır. Böyle büyük emzikler de vardır.